Sayfamızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere önceden hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz, dilediğiniz zaman da çıkarıp hızlı bir şekilde pişirebileceğiniz çıtır çıtır çok lezzetli bir poğaça tarifim olacak. İçi kaşar dolgulu, katları böyle tel tel ayrılan, inanılmaz derecede lezzetli ve çok kolay bir tarif. Hemen yapılışına geçiyorum. Yoğurma kabına 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Su bardağı süt. 2 yemek kaşığı toz kuru maya ekliyorum. Dilerseniz yaş maya da ekleyebilirsiniz bir paket. Maya ve şekerin erimesi için bir spatula ile karıştırıyorum. Aldığı kadar un ekliyorum. Yumuşak kıvamlı güzel bir hamur yoğuruyoruz. 2 çay kaşığı, 2 veya 3 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Un miktarı 7-7,5 su bardağı arası gidebilir. Unun markasına ve kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Ben de 7,5-8 su bardağına yakın un gitti. Pürüzsüz bir hamur yoğuruyorum. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip bir süre daha yoğuruyorum. Ve yarım saat 45 dakika arası ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamurumu havasını aldıktan sonra un serptiğim masada ekranda görüldüğü gibi bir oklava ya da merdane yardımıyla açıyorum. Ben merdane kullandım. Yarım santim kalınlığında açtığım hamurumun üzerine tereyağı sürüyorum. Dikdörtgen veya kare şekilde açabilirsiniz. Daha sonra ekranda görüldüğü gibi katlıyorum ve her katına yine tereyağı sürüyorum. Margarin veya sıvı yağ da olabilir.
Katladığım hamurumu bir kaba alıyorum ve buzdolabında 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Buradaki amaç tereyağın donmasını sağlamak ve hamuru tekrar açtığımda bezelere ayırdığımda birbirine yapışmamasını sağlamak, katlarının tel tel olmasını sağlamak. Dinlendirdikten sonra masaya un serpiyorum ve poğaçalarımı oluşturuyorum. Dakika sonra dolaptan aldığım hamurumun altına ve üzerine un serpiyorum ve tekrardan merdane ile çok bastırmadan hamurumu büyütüyorum. Hamur kartı veya bir bıçakla kare şekiller oluşturuyorum. Arasına kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Dilediğiniz bir peynir türü kullanabilirsiniz. Patates, kıyma, her türlü iç harcıyla çok güzel olacaktır. Üzerine yumurta sarısı, susam sürüp 200-220 derece arası fırında yarım saat kadar pişireceğim. Öncesinde katlama şeklini göstereceğim hemen sizlere. İki ucunu tutuyorum, birleştiriyorum. Sonra diğer iki ucunu da aynı şekilde birleştiriyorum. Kare bir şekil oluşuyor. Düz kısmını üstüne getiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Buzluğa kaldırmak üzere bir borcamı dizdim. Önce altını unladım. Diğer tepsiyi hemen pişireceğim. Ben sizlere buzlukta hazırladığım poğaçayı göstermek istiyorum. Derin dondurucuya kaldırıyorum. Dilediğiniz zaman çıkarıp hemen çözünmesini beklemeden pişirebilirsiniz. Geçen hafta derin dondurucuya kaldırdığım poğaçamı çıkardım sabahtan. Yumuşaması için biraz beklettim. Bekletmeden de olur ama bekletirseniz tabii daha güzel kabarıyor. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Fırında alt üst ayarda alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gerçekten çok lezzetli, çıtır çıtır bir poğaça oldu. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerimde ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.